Yeni yılın ilk videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır İstanbul'a kar yağdı yağacak, ne oldu, bu mevsimler mi değişti dedik. En sonunda kar da yağdı. Şu an hava da hissedilir derecede soğuk. O yüzden hafif bir zorlanıyorum. Kusuruma bakmayın. İnşallah bu yıl hepimiz için bereketli ve sağlıklı geçer. Ve yılın bittiğinde hep beraber görebiliriz. Yeni yılın ilk videosunda da özel ve güzel bir video ile sizlerle beraber olmak istedim. Malumunuzdur, küçüklüğümden beri otomobillere yoğun şekilde ilgi duyuyorum ki eğer siz de şu anda beni izliyorsanız muhtemelen sizinle aynı çocukluk dönemini geçirmişizdir. Bu ilgiye de bilgiye eklemenin en temel yollarından bir tanesi de yazılı ya da görsel basında otomobil içeriklerine sahip olmaktı ki eğer bir otomobil sahibi değilseniz. Burada da en büyük yardımcımız elbette gazeteler ve dergiler oluyordu. İtiraf etmem gerekirse benim bu zamana kadar 2 adet otomobil dergim oldu ki bunlardan da sadece bir tanesini para verip satın almıştım. Benim çocukluğumda dergiler biraz daha lüks kaçan şeylerdi. O yüzden sadece bir kere hayatımda otomobil dergisine sahip oldum. Hatta bu otomobil dergisinde sizinle beraber tekrar incelemek isterim. Ben böyle zaman zaman ara ara açıp açıp okurum, bakarım eskiden neler varmış, neler yokmuş. Bana oldukça haz veren bir aktivite bu. Eğer dilerseniz sizlerle de bir gün o otomobil dergisini yeniden incelemek isterim. Tabii daha sonra internetin de hayatımıza girmesiyle beraber artık gazeteler, dergiler rafa kalkmaya başladı. Yine hatırlıyorum böyle 100 megabaytlık aylık internet paketleri satın aldığımız dönemlerde ben işte o zamanlar sevdiğim otomobillerin resimlerini Google görsellerden indirip kendime klasörler dolusu albümler oluşturduğumu hatırlıyorum. Ama internetten önce ve şu anda YouTube'dan önce de otomobil içeriklerine, otomobil reklamlarına, bilgilerine ulaşabildiğimiz en temel basın yayın organlarının arasında gazeteler yer alıyordu. Şimdi hep birlikte zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz. Yalnız bu yolculuğa çıkmadan önce kaptanınız olarak sizden bir ricam var. Halen daha kanala abone değilseniz eğer kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize paylaşmayı sizden rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Şimdi gelin hep beraber maziye dönelim ve otomobil fiyatları nereden nereye gelmiş yakından bir öğrenelim. Ve bizi gelecekte de neler bekliyor az çok tahmin etmeye çalışalım. Takvim yapraklarında tarihler Aralık 2005'i gösterirken hem Opel için hem de 6.0'ın henüz atıldığı Türk lirası için altın günler yaşanıyordu. Yeni yılın ilk günlerinde bence gelmiş geçmiş en iyi Opel'lerin peş peşe piyasaya çıktığı o dönemde cazip ve güzel kampanyalar sunulmaya devam ediyordu. Opel'in de hasbihas Alman oluşunun zirvelerini yaşadığı dönemde evet GM Motors ortaklığında geliştirilip Delta platformu üzerinde inşa edilen Astra H yakışıklı duruşunu 29.333 YTL'lik fiyatıyla taşlandırıyor. Gerçekten elektrikli otomobillerin hatta otonom sürüşlerin gerçekleştirildiği 2021 yılında bile tasarımsal olarak çağının çok ötesinde bir model olduğunu kanıtlıyor Astra H. Neredeyse 30.000 liralık fiyatı da cabası. Onun hemen altında tek kapı formunun caddeleri dumana boğdu. Dört kapılısınınsa yine abisi Astra kadar yakışıklı olduğu Corsa duruyor. Önemli olanın boy değil işlev olduğunu en iyi şekilde kanıtlarken evet yanlış görmediniz. 20.264 YTL'ye 0 kilometre bir Corsa'ya sahip olmak o günler için hayal değildi. Opel için Aralık ayı fırsatlarının son temsilcisi ise toplamda sadece iki nesil üretilen, ilk nesli 2003 yılında başlayıp 2010'da biten, ikinci nesli ise 2010-2017 yılları arasında üretilen Merve oluyor. 26.440 YTL'lik fiyatı ile Astra'dan daha uygun bedele o dönemde müşteri bulmaya çalışan Merve, ülkemizde popülarite kazanamayan modeller arasında yer alıyor. Benim de hafızamı zorlayıp o dönemde hatırladığım kadarıyla mahallemizde yalnızca 2 adet Merve vardı. Aslında SUV patlamasının hemen öncesinde markaların bu tarz aile otomobili denemelerinin de ürünlerinden bir tanesiydi Merve. Ancak beklenen rağbeti ve ilgiyi bir türlü göremediler. Özellikle ikinci neslinde tersine açılan kapı detaylarıyla çağ ötesinde tarza sahip olduğunu söylemeliyim. Gazetenin sayfalarını birer birer çevirirken karşımıza çıkan bir diğer otomobil ise bir zamanların Amerikan devi Chevrolet'in küçüle küçüle geldiği son nokta Kalos oluyor. Aslında Kuzey Koreli Daewoo Lanos modelinin Chevrolet uyarlaması olan Kalos, Avrupa pazarında ise Avoya ismiyle o dönemde satışa sunuldu. Zengin donanımları ve Amerika vurgusunun yapıldığı ilanda 1.2 litre 72 beygir ve 1.4 hacmindeki motorundan elde edilen 94 beygir gücüyle ön plana çıkarken tasarım kısmındaki Giorgetta Giugiaro ismiyle müşterilerinin ne kadar özel bir otomobile sahip olacaklarının sinyali veriliyor. Ne kadar mı özel? Alfa Romeo 159, Golf MK1, Fiat Palio, Fiat Uno ya da Grande Punto gibi ülkemizde ve dünyada oldukça sevilen ve tutulan modellerin tasarımcısı olan Giorgetta Giugiaro abimize atıfta bulunularak adeta Kalos'un özellikleri arasında yerini alıyor. Otomatik vites özelliğinin bile otomobilin tasarımından sonra yerini aldığı Chevrolet Kalos'a sahip olmak içinse yalnızca 17.917 TL ödemeniz yetiyor.
Bu kadar özel bir Amerikan için oldukça makul bir fiyat sanırım. Madem böyle ufak sınıftan devam ediyoruz, o zaman geçmişteki küçük devleri hatırlamadan olmaz. Bir döneme damgasını vuran efsane reklamı ve kaputunun üstündeki havalandırma çıkışıyla gençlerin ve kendini genç hissedenlerin tercihi Peugeot 206. Yine dönemin araçlarında olduğu gibi turbo motor furyasının henüz başlamadığı yüksek hacim düşük beygire sahip 206, 1.4 motordan 75 beygir güç elde ediyor. Birçoğumuzun çocukluk ya da gençlik dönemine denk gelen 206'nın unutulmaz reklam filmi ise hala akıllarda. Tarz ve stil sahibi 206 için üzerinde bulunan fiyat etiketinde ise 22.260 TL yazıyor. Yine Peugeot ilanlarının arasında dolanmaya devam edelim ve aynı dönemdeki Astra, Golf ve Leon ile sıkı rekabet içinde olan 206'nın abisi 307 ilanına göz atalım. Şimdilerde yoluna Peugeot 308 ismiyle devam eden modelimiz, küçük kardeşiyle aynı motoru 15 beygir fazla olarak 90 beygirlik 1.4 motor ile geliyor. Bence yakışıklı sayılabilecek fakat kalite açısından orta seviye diyebileceğim kaportasıyla makul bir fiyat etiketine sahip olan 307'yi 29.065 TL ödeyerek hanenize ekleyebiliyordunuz. Bu arada şu anda üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen bu otomobillerin pertten toplama hallerine bile o zamanki fiyatlarının kat be kat üzerinde fiyat ödemek zorunda oluşumuz da acı ve ayrı bir konu. Peugeot ailesinde 22.000 liraya 206, 29.000 liraya 307 aldıktan sonra jübilemizi lüks diyebileceğimiz bir sınıfta olan 407 ile yapıyoruz. 2003-2010 yılları arasında üretilen ve şu anda yerinde oldukça popüler olan 508'in olduğu Peugeot 407 bence halen daha alınıp binilecek otomobiller arasında yer alıyor. 2 litre hacmindeki motoruyla dönemine göre oldukça iddialı olan 137 beygir gücüyle de performans tarafında da söz sahibi olan 407 bu lüks ve performans için sadece 50.000 TL değer biçiyor. 137 beygir gücündeki Fransız sedan için o dönemlerde 50.000 lira vermek sizce de pahalı mıydı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Onu da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Eğer 50.000 liradan biraz daha uygun olsun isterseniz de o zamanlar için size ikinci bir alternatif de sunabilirim. Peugeot 407 ile aynı platform üzerinde inşa edilen ikiz kardeşi Citroen C5, 43.635 TL'lik fiyatıyla 407'den hemen hemen 6.500 TL daha uygun olmasıyla o dönemdeki mantıklı bir sedan tercihi olabilirdi. Fransızlarla bu kadar içli dışlı olduktan sonra Almanlarda durum neymiş? Gelin bir de ona bakalım. Son nesli çok yakın zamanda ortaya çıkan ve safkan bir ticari araç olmaktan hep bir adım önde olan, geçmişten bugüne hem iş sahibi olanların hem de otomobil konforunda ticari araç sahibi olmak isteyenlerin favori tercihlerinden olan Volkswagen Caddy'ye 2006 yılına sahip olmak için yalnızca 33.950 TL ödemeniz yetiyordu. Gerçekten tasarım konusunda zamansız olmasıyla günümüzde bile tercih edilebilecek modeller arasında yer alıyor. Hatta çocukluk anılarımda ileride bir kedi sahibi olmak istediğimi de hatırlıyorum. Acaba böyle bir ticari otomobil hayali kurmama neden olan şeyde çekiçenin kedi reklamında oynamasının etkisi var mıydı? Bunu düşünmem gerekiyor. Otomotiv hayatına Çekya'da başlayıp daha sonra Almanlara katılan Skoda tarafında ise son yıllara kadar devam eden uygun fiyatlı otomobil felsefesi o dönemlerde de devam ediyordu. Eski Polo'nun rakibi, yeni Polo'nun ise ikiz kardeşi olan Fabia'da 1.2.64 beygir gücündeki modeli için 19.990 TL fiyat etiketine sahipken 1.4.70 beygir dizel Fabia 24.490 TL'ye satın alınabiliyordu. Hatchback modelinin yerine sedan bir Fabia'ya sahip olmak için de hiçbir fiyat farkı ödemenize gerek kalmadan yine 19.990 ya da dizel için 24.490 TL ödemeniz gerekiyordu. Gerçekten şu videoyu hazırlarken kendimi Avrupa'da bir otopazarında geziyor gibi hissediyorum ve dünya 10 dakikalığına güzelleşiyor. Yine Türkiye'de Sevinli'nin çok sevdiği ama satın alma tarafında çok tercih edilmeyen station wagon bir Fabia'da aynı 1.2.64 beygir motor için 21.790, dizel modeli için de 26.290 TL ödemeniz gerekiyordu. Bir aşağıya indiğimizde ise yine çok yakın zamanda tamamen yenilenen tasarımı ve teknolojisiyle oldukça büyük ses getiren Octavia'yı görüyoruz. İki farklı donanımda satılan Octavia'nın ilk ve daha ucuz modeli olan Octavia Tour, klasik Octavia tasarımını yeni motoruyla kullanıyor. 1.6 benzinli motorundan elde ettiği 102 beygir gücü ve günümüzde de yeterli olan performansı ile kullanılabilecek olan Octavia Tour için fiyat etiketi üstünde 26.500 TL yazıyor. Dizel tarafında ise 1.990 beygirlik Volkswagen'in TDI motoru kullanılıyor ve 34.160 TL'lik fiyat etiketiyle alıcı buluyordu.
Makyajlı Octavia ise Octavia Klasik model ismiyle satılıyor. 1.6 benzinli motoru ve 102 beygir gücüyle daha güncel ve diri duruşuna sahip olmak için 28.990 YTL ödemeniz yeterken dizel tarafında yine TDI imzalı 1.9 motor kullanılıyor. Fakat bir jest niteliğinde 90 beygir olan gücü de 105 beygire çıkıyor. Bu kombinasyon içinde 39.000 YTL değer biçiliyor. Tıpkı Fabia'da olduğu gibi station wagon seçeneğinin Octavia'da da olduğu Octavia Kombi benzinli motoruyla 33.790, dizel motoru içinde 44.720 YTL ile serinin en pahalısı oluyor. Evet, hem de çok pahalı. Sayfanın en sonuna geldiğimizde ise açıkça itiraf etmek gerekirse benim gönlümün efendisi Passat karşısındaki yegane tercih olan Spurt geliyor. Tasarım olarak büyük boy Octavia gibi gözükse de özellikleri ve sürüş konforu ile 2021 yılında bile gözünüz kapalı tercih edilebileceğiniz Spurt, D segmenti içindeki makul fiyatı ve sunduğu detay özellikleriyle sadece bugün değil geçmişte de favorilerden biriydi. 1.8 benzinli motoru ile 150 beygir gibi ciddi bir performans ve güce sahip olan Spurt'e sahip olmak için 45.070 YTL değer biçilirken 131 beygir gücündeki dizel 1.9 TDI Spurt içinde 48.270 YTL değer biçiliyor. Az önce gezdiğimiz 50.000 TL'lik Peugeot 407 ya da onun ikiz kardeşi olan 43.000 liralık C5 ile kıyasladığımızda bence kesinlikle tercih edilebilecek bir otomobil olduğu su götürmez bir gerçek. Peki 2021 yılında da bu fiyatlar mümkün müydü? Aslında evet mümkündü. Hatta gelin 2006'dan tam 7 yıl sonrasına 2013'e bir göz atalım ve ne demek istediğimi daha net anlatayım. 2005'in son ayında 17.000 liraya Kalos, 22.000 liraya 206 aldığımız o yılların üzerinden 7 yıl geçerken otomobil fiyatları arasında uçurum yoktu. Şu an Sarı City'de ortalama durumda olanı 100.000 liradan başlayıp komik ama 300.000'e kadar giden 2013 model Polo'ya 2013 yılında henüz daha o yeni kokusu buram buram üzerinde tutarken 29.900 liraya sahip olabiliyorduk. Ya da başlı başına bir otomotiv ikonu haline gelen, satın alınırken kafada en ufak bir soru işaretine bile neden olmayan Golf için 38.300 lira, spor otomobil hazzını Volkswagen çatısı altında yaşamak için tercih edebileceğiniz fakat sonrasında satış rakamları istenileni tutmayınca üretimden kalkan Cherokee için 60.150 TL o zamanlar için uçuk kaçık bir hayal değildi. Hatta yine bence çarpıcı bir örnek de C sınıfı sedan tarafında oldukça başarılı işlere imza atan ve günümüzde yerini ikiz markadaki Octavia'ya teslim eden Jetta'da 2013 yılında 44.200 TL'ye alıcı buluyordu. Yani 7 yıl öncesiyle neredeyse hiçbir fark yaşanmadığının net göstergesi de bu oluyor. Bir de orada sadece ismi çıkmış ama son kasasına resmen aşık olduğum ancak fiyatı yarım milyonu deviren Tiguan'da 2013 yılında sadece 58.600 liraya sahip olabiliyorduk. Demek ki 2021 yılında da 38.000 liraya Golf, 50.000 liraya Passat ya da 30.000 liraya Polo imkansız değilmiş. Ama bazı şeyler yanlış yapılıp bu yanlışlarla devam edildiği sürece geçmişteki fiyatları şu anda görmek neredeyse imkansız. Her ne kadar her defasında fiyatların yüksekliğinden bu kadar şikayet etsek de bence ileriki dönemde geçmişe bakıp vay be 130.000 liraya bir zamanlar sembol alıyorduk diyeceğimiz günleri de göreceğiz. Ve bu günleri de belki de geçmişteki güzel günler olarak hatırlayacağız. Umarım ki böyle olmaz ve her şey hem ülkemiz adına hem de bizim adımıza daha da güzele gider. Ben bu videoyu hazırlarken oldukça keyif aldım. Özellikle ülkemizde derdimizin az, keyfimizin ise nispeten daha iyi olduğu dönemleri hatırlamak benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu videoların da devamını çekmek özellikle kendi arşivimde sizinle paylaşmak istiyorum. Hatta arada böyle kara kalem otomobil çalışmalarım vardı. Bir zamanlar onlara oldukça sarmıştım. Onları da size göstermek istiyorum. Eğer ilginiz olursa aşağıda belirtirseniz sevinirim. Gelecek videolarda hep beraber o günleri de hatırlarız. Hem geçmişe bir nostalji olur hem de keyifle bir içerik ortaya çıkartmış oluruz. Beni izlediğiniz ve geçmişe hep beraber yolculuk yaptığımız için çok teşekkür ederim. Tekrar hatırlatıyorum, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoyu da sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın.